Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek bu netice, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamette asgari ücreti hem işçimizi memnun edecek, hem istihdamı koruyacak, hem de üretimin sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlemeye gayret ettik. Bundan sonra atacağımız adımlarda Türkiye yüzyılını emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışma hayatının tüm çarklarını istişare, ortak akıl ve güç birliğiyle işletmeye, mevcut olan ve önümüze çıkacak tüm sorunları da aynı metot ve kararlılıkla çözmeye niyetliyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceğiz. Ortaya koyduğu irade, destekleri ve tensiplerinden ötürü Türkiye yüzyılının vizyonunun mimarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emek veren, destek olan tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarımız işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi yine asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13.414 lira. Net asgari ücret tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla %34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti %107 oranında arttırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak da yaklaşık %312 artış sağladık kıymetli arkadaşlar.